Kim yaptı bunu? Nasıl oldu Yasemin Hanım? O herifler kimdi? Ne iş çeviriyorsunuz? Tamam madem, özür dilerim ya. Başka bir çarem yoktu. Aa canım, sen nereye geldin? Ben uyuyakalmışım ya. Şimdi geldim, çok olmadı. Aç mısın? Bir şey hazırlayayım mı sana? Yok canım, sen git uyu. Uykun açılmasın, ben geleceğim birazdan. Peki. Ne zaman, nasıl yollarlar bunu? Kuryeyle göndermişler, yine vakfa gönderilmiş. Çalışanlardan biri getirdi bana. Siz de heriflerin lafıyla tıpış tıpış buraya mı geldiniz? Nasıl bu kadar dikkatsiz davranırsınız? Sen beni anlamak istemiyor musun? İlk tehditten beri korktuğum şey başıma geliyor. Timur bu parayı ödemeyecek, beni öldürecekler tıpkı Leman Hanım gibi. Şimdi ben ölmek istemiyorum, anlamıyor musun? Ölmek istemiyorum hadi. Günaydın. Erkencisiniz bu sabah. Ya uyku tutmalı, ben de biraz bahçeyle uğraşayım dedim. İyi misiniz? Hay aklım dün gece sizde kaldı da benim. Şşş, dün gece bir şey yaşanmadı burada Fatma. Ben sakın ağzımdan kaçırayım deme, Timur Bey'in kulağına gitmesin. Tamam tamam, yani zaten benden laf çıkmaz. Hayır, Allah'tan Nesibe abla falan yoktu. İşte bir ben, bir de Adem Bey, o kadar. Hiç merak etmeyin siz. Tamam hadi, sağ olun. Yasemin Hanım. Yasemin Hanım, ben gerçekten hiçbir şey söylemedim Adem Bey. Hiçbir şey söylemedim. Beni köstebek sandım, ben elinden çok zor kurtuldum. Özür dilerim. İnşallah seni çok hırpalamamıştır. Yok, çok önemli değil de ben Timur Bey söylemesinden biraz tedirgin oldum. Hayır, hayır. Timur Bey hiçbir şey söylemeyecek. Ben konuştum Adem Bey. Çok şükür. Seni de başını ağrıttım Fatih'e. Kusura bakma. Teşekkür ederim. Olur mu hiç öyle şey? Siz hem benim veli nimetim sayılırsınız. Annem her gün dua ediyor sizin için. Sağ olsun. Tamam. Bahçıvanınız yok mu? Var. Ama burası benim köşem. Kimsenin dokunmasına izin verme. İlginç bir seçimmiş. Neymiş o? Bu çiçekler güneş ister. Yani buraya gölge çiçeği ekmeniz lazım. Bak sen, çiçeklerden de anlarmış. Yani pek anlamam ama belli ki siz benden daha az anlıyorsunuz. Sabah sabah buraya bana bahçıvanlık dersi vermeye mi geldin sen? Sorularıma cevap verecek kadar dinlenmişsinizdir umarım. Aklıma takılan bir şeyler oldu da. Mesela? Mesela pasaportunuz. Günaydın Fatma. Ha, günaydın Timur Bey. Yasemin Hanım nerede?
Dışarıda bahçeyle uğraşacağını söylemişti. Neden yanınızdaydı? Pazarlık kötü giderse bir yere kaçarım diye düşündüm. Ama gözünden de bir şey kaçmıyor bakıyorum. Vizelerimi de kontrol ettin mi bari? Ne demedim, cebinizdeydi. Tüh. Peki bu adamlar kaç kişilerdi? Tipleri nasıldı, teşhis edebilir misiniz? 3 kişilerdi. Beni alan adam, kapıda duran kişi, bir de benimle konuşan adam. Patronları galiba ama neye benzediklerini pek göremedim. Kar maskeleri vardı. Pazartesi nasıl geçti? Mücevherlerimi vermeyi teklif ettim ama kabul etmediler. 10 milyon dolar için ısrar ediyorlar. Ben de Timur'u ikna etmek için biraz daha vakit istedim ama nasıl ikna edeceğimi bilmiyorum. Bu kadar mı? Yani bir şeyler ters gitmiş olmalı ki sizi yaralamışlar. Ne oldu? Takip edildiğimi anladılar. O konuştuğum adam kimseye söyleme demişti. Ama durumu anlayınca beni cezalandırmak için yaraladı. Ben de kana dayanamam, öyle düşüp bayılmışım işte. Çıktı. Vallahi sıcak sıcak. Bir tane alırım ben onu. Dikkat et, çok sıcak ama. Tamam. O yaz şeymiş. Oh. Günaydın Fatma. Ay. Ne ay ya? Vallahi ayıp ediyorsun artık. Ne olur bir kere düzgün cevap versen bana ya. Ay gözlerim yanıyordu. Allah aşkına biraz dikkatli olur musun ya? Şöpidi şöpidi yerken konuşma. Fatma. Hı. Al bunları da götür sofraya kızım hadi. Ay kim yiyecek bu kadar şeyi? Yasemin Hanım hamur işi yemiyor ki. Yasemin Hanım için yapmadım zaten. Gökçem çok sever. Ayol bunlar sıcak sıcak yenir o uyanana kadar. Ehe. Tamam ben bir tanesini alayım. Sen önce ağzındakini bitir. Bitti zaten, var bir tanesini. Sağ ol Nesibe abla, ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Baksana sen şeyi anlat esas. O pazar kahvaltıda ne oldu ha? Ne oldu, ne bitti? Ama bir şey olmadı. İşte Özgür Bey'le Berna Hanım'la buluşmaya gittiler kahvaltıya. Sonra döndük, bir şey yok yani. Oğlum apar topar döndüler geri. Hepsinin beti benzi atmıştı. Belli ki bir şey olmuş. Yani Nesibe ablacığım, olduysa da ben bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Arabanın başında bekliyordum, dışarıda işimdeyim, gücümdeyim diyeyim. Sen de tam adamını buldun sorguya çekecek ha. Ay bu şapşalın dünyadan haberi yok be. Fatma gerçekten kalbimi kırıyorsun artık. Ay çok üzüldüm. Günaydın. Günaydın abla, günaydın. Ben daha ne yapayım ya? Ya ben bu kıza kendimi sevdirmek için daha ne yapabilirim ablalar? Gözünüzü seveyim, bir şey söyleyin ya. Oğlum kaçan kovalanır bir kere. Şımartma kız bu kadar. Düşme üstüne. Yüz verme hiç. Bak bakalım o zaman kim kimi kovalıyor. Hı? Kovalıyor. Siz ikiniz. Siz ikiniz çok tehlikelisiniz. Siz ikiniz gerçekten Güzin abla gibi kadınlarsınız. Gel buraya, seni bitti. Ay, 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 ben çok sevmem böyle sırnaş dolaş. İkinizden de aldım bir öpücük, ne olacak işte. Ama bakın, bundan sonra çok başka bir Fatih var. Çok ağırdan satacağım kendimi, her şey yoluna girecek. İşte o zaman görecek Fatma. Siz de göreceksiniz. Şu poğaçamı bitireyim önce. Hadi bakın. Çok güzel olmuş falan. Kim için bu kadar hazırlık? Ay teyzemler geliyor ya gülü gülü oturuna. Bütün mahalleyi peşine takmasa iyidir. Bir sürü işim var ya. Baba, bugün beni okula sen götürür müsün? Annemin çok işi varmış. E babanın da çalışması lazım, ne yapacağız? Kızım ben sana öyle mi dedim? Tabii ki okula seni ben götüreceğim. Çok özledi seni, şansın deniyor. Tamam şöyle yapalım. Ben erken geleyim, Özlem giderelim, olur mu? Ya kızım, baba ya sen çok terlemişsin. Çok normal değil mi kızım? Spor yaptık işte.